Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel karamelli, muslu bir kek tarifiyle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın hafiften muzlarımın kenarları kararmaya başlamış. Bunun için aynı zamanda bu muz kurtarma operasyonu da olacak. Evet, kullanacağımız malzemeler arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 adet böyle irice muzum var. Kabartma tozu, vanilin var. 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şekerim var arkadaşlar. 2,5 su bardağı un kullanacağım. Onun dışında şöyle 4 yemek kaşığı kadar esmer şekerim var ama elinizin altında esmer şeker yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. Daha önce öyle de denemiştim. Güzel oluyor. Bir de yeterince tereyağına ihtiyacımız var. Yaklaşık 100 gram yeterli. Evet, şimdi şöyle evinizde uygun kek kalıbını hazırlayalım arkadaşlar. Ben şöyle dörtgen bir borcam aldım. Şöyle oda sıcaklığında yumuşak olan tereyağımızı güzelce borcama bol bir şekilde süreceğiz arkadaşlar. Her tarafına gelmesi gerekiyor. Elimle şöyle her tarafına yayacağım. Daha alıyoruz ve bu yeterli diye düşünüyorum. Evet, bakın bolca kalın bir şekilde tereyağını gezdirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Kaşık yardımıyla şöyle esmer şekerimiz vardı. Onu bol miktarda şöyle gezdiriyorum arkadaşlar. Biraz esmer şeker böyle ıslak gibi oluyor. O sizi korkutmasın. Normal hali öyle. Dediğim gibi eğer elinizin altında esmer şeker yoksa aynı işlemi beyaz şekerle de yapabilirsiniz. Benim esmer şekeri kullanmamın sebebi böyle karamelize, yoğun karamelize kokusunun gelmesi çok hoşuma gidiyor. Evet. Bunları da gezdirdik. Bu malzemeleri kaldırabilirim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle muzları soyalım. Ortadan ikiye şöyle güzelce parçalamadan keselim arkadaşlar. Benim muzlar gerçekten çok yumuşamışlar. Geçen hafta muz evde çok yendi. Bu pazarda aldım yenecek diye ama
Her pazar aynı şekilde tutmayabiliyor istekler. Her hafta diyeyim. Şöyle şu şekilde sıkıştıralım ki öbürleri de sığsın. Dördüncümüzü de bırakıyorum. Siz isterseniz bunları şöyle yuvarlak dilimler halinde de dizebilirsiniz arkadaşlar. Ben uğraşmak istemediğim için bu şekilde çabucak pratik olsun diye böyle yaptım. Evet. Şimdi bunlar kenarda beklesin. Kaldırayım. İşte kek kalıbımızı. Kek kalıbı diyorum. Kek hamuru çırpacağımız kalıbı alalım şöyle. İlk önce 3 adet yumurtamızı yumurtayı kaba koydum. Bir su bardağı toz şekerini ilave ediyorum arkadaşlar. İyice çırpıyoruz. Bu işlemi blenderla da yapabilirsiniz arkadaşlar kolaylıkla. Sonra sütü sırasıyla sıvı yağımızı ilave ediyorum. Evet, masayı kirlettim. Hemen siliyoruz. Şu anda dışarıda inanılmaz yağmur yağıyor. Şimşek seslerini duyabiliyorsunuzdur. Kolay ama sonuç inanılmaz güzel bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi ilk önce bir su bardağı bunu ilave ediyorum. Daha sonra vanilyam var arkadaşlar. Pardon, kabartma tozu. Ve ardından da vanilini gönderiyorum. Mümkün olduğunca kabartma tozunuzu sıvı malzemelerle temasa geçmemesini sağlayın arkadaşlar. İlk öncelikle unla buluşturalım. Bu işlemi bunun için yapıyoruz. O zaman kekimiz daha iyi kabarır. Bunu da karıştırdıktan sonra bir yarım bardak sanırım alacak gibi duruyor. Yarım bardak unumu da ilave ediyorum.
ve kek hamurunun hazırlama aşamasını bitiriyorum. Evet, kek hamurunu hazırladık. Bakın çok kolay oldu biliyorsunuz. Daha önce muzları da hazırlamıştık. Altına tereyağı sürmüştük ilk önce. Sonra esmer şekerimizi bolca dökmüştük. Üzerine de dilimlediğimiz muzları dizdik şöyle. Şimdi güzelce bir şekilde her yerine gelecek şekilde kek hamurunu boşaltalım. Şöyle spatula yardımıyla her tarafına yayıyorum. Kabarcıklar gelmesin diye şöyle sertçe masaya bırakayım. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum ve pişene kadar fırında tutuyorum. Evet arkadaşlar, sizin görebilmeniz için böyle ters çevirdim borcamı. Şöyle keseyim. Serpiştirdiğimiz esmer şekerle sürdüğümüz tereyağı inanılmaz güzel karamelize olmuş durumda arkadaşlar. Şöyle. Şöyle daha yaklaştırayım. Bir de dilerseniz üzerine bir parça dondurma bırakabilirsiniz. Benim ev yapımı dondurmam vardı. Bir parça onu bıraktım arkadaşlar. Keki de çok güzel kabarmış durumda. Eğer bir sebepten halen kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Bana ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.